Merhabalar, ben Doktor Aydın Köşüş. Bu videomuzda jinekolog kimdir, hangi hastalıklara bakar, bunlardan bahsedeceğiz. Jinekologlar diğer adıyla kadın doğum uzmanları, kadınların rahim ve yumurtalıkları ile ilgili, vajen ve vula ile ilgili tüm hastalıklarını kanserden başlayarak vajinal akıntı, kaşıntı gibi tüm rahatsızlıklarla ilgilenen uzmanlaşmış doktorlardır. E, jinekolog olmak için öncelikle 6 ya da 7 sene tıp fakültesini okuyup ardından e, uzmanlık sınavında kadın doğum ihtisasını kazanıp 5 de onu tamamladıktan sonra e, kadın doğum uzmanı olunmaktadır. Peki nasıl muayene yapıyoruz? Jinekologlar jinekolojik masada e, e, hazırlanan hastayı özel spekulum dediğimiz aletlerle rahim ağzını genişleterek rahim ağzına yara, polip tarzı bir problem var mı? vajinal enfeksiyon var mı ya da vajende herhangi kitle var mı yok mu şeklinde muayenesi yapılmaktadır. Gerekli hastalardan simir, HPV testi veya başka biyopsi örnekleri yapılabilmektedir. Yine aynı seansta transvajinal ultrason dediğimiz ultrasonla rahmin iç kısmı, rahim duvarı, yumurtalıklar değerlendirilmektedir. Bu aşamada yumurtalıklarda kis, rahimde miyom tarzı problem olup olmadığı anlaşılmaktadır. Ginekologlar hangi testleri yapar? Genellikle sıklıkla kadınlardan yaptığımız testler Raymağlı kanseri taraması testleri olup, bunlar sinir testi ve hpv testidir. Bunun haricinde özellikle gebelerden, gebelik öncesi işte hasta herhangi bir gebeliğe engel bir rahatsızlığı var mı yok mu şeklinde tüm tarama testleri yapılabilmektedir. Yine gebelik takibi esnasında ikili test, üçlü test, dörtlü test ya da anne kanında fetal DNA testleri uygulanmaktadır. Gebelik takibi esnasında hasta'nın belli periyotlarla yani bebeğin kalp grafileri çekilmekte ve değerlendirilmektedir. Yine bunun haricinde özellikle kanama problemi olan, anormal kanaması olan hastalarda hormon testleri e, yapılabilmektedir. E, biz de kliniğimizde kadınlarla ilgili her türlü testi e, yapabilmekteyiz. Herhangi bir test için hastayı görüntüleme testleri hariç, akciğer filmi, tomografi, MR dışında ve mamografi dışında e, dışarıya herhangi bir test göndermemekteyiz. Cinekolojik muayene hangi durumlarda yapılır? Normalde kadının hiçbir problemi olmasa bile mutlaka senede bir sefer jinekolojik muayene olması gerekmektedir. Çünkü e, yumurtalıklardan ara ara kist oluşabilir, rahimde miyomlar olabilir. E, bir senelik sıklıkla bakıldığı takdirde en azından e, miyomlar çok büyümeden, kistiniz çok büyümeden daha erken dönemde yakalanabilir. Yine senede bir sefer mutlaka vajinal muayene ile vajinal herhangi bir problem var mı yok mu değerlendirilmesi gerekmektedir. Simir ve HPV testi eğer düzenli olarak yapılır. 2 test 3 test üst üste negatif çıkmışsa 5 senede bir simir ve HPV testini tekrarlamak gerekecektir. Hastanın kanurma problemi, akıntı problemi, kaşıntı problemi olabilir, kasık ağrısı olabilir. E, pelvik bölgeyle ilgili herhangi bir rahatlıkta mutlaka öncelikle bir jinekoloğa görünmeli. Kadın doğum açısından rahim yumurtalıklarda vajende herhangi problem yoksa hastanın problemine göre gerekirse ilgili branşlara yönlendirilmelidir. Hamilelikte ise mutlaka erken dönemlerde ayda bir, 32 haftadan sonra 2 haftada bir, 36 haftadan sonra haftada bir mutlaka bir kadın doğum uzmanına muayene olunmalı. Bebek değerlendirilmeli, herhangi bir problem varsa erkenden tespit edilmelidir. Bunun yanında yine kadın doğum uzmanlarının yaptığı bir muayene şekli kızlık sarı muayenesidir. Peki kızlık sarının zedelenip zedelenmediğini kadın doğum uzmanı anlayabilir mi? Elbette kızlık sarının belli, belli yapıları vardır. Bu yapılarda oluşan yırtıklar ne zaman olur? Erken dönemde veya geç dönemde yapılan muayenelerle rahatlıkla tespit edilebilmektedir. Ancak bazı kadınlarda kızlık zarı esnek olup birliktelik olsa bile herhangi bir yırtık oluşmayabilir. Bu tür durumlarda tabii ki birlikteliğin olup olmadığı belirlenemeyebilir. Jinekolog muayene ücretleri elbette oldukça değişkendir. E, muayenehanenin bulunduğu semte göre veya doktorun akademik kariyerine göre muayene ücretleri değişebilir muayene ücretleri konusunda en doğru bilgiyi almak için bir muayene olacağınız doktorun asistanına ulaşmanız yeterli olacaktır.